Bir Devre Alem programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasındaki gezimizin şimdiki durağı Balkanlar. Adım adım Balkanları geziyoruz. Burası kültür tarihimizin önemli kilometre taşı. Burası evladı Fatih Han diyarı Bosna Hersek. Ve Bosna Hersek Balkanlar deyince alameti farikası, sembolü Mostar ve Mostar Köprüsü'ndeyiz. Sizleri Mostar Köprüsü'nden Balkanlarla ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Balkanlardayız. Gözlerimizi kapatalım mı? Biraz da böyle böyle. Şuraya git. Neretva Nehri. Evet, Mostar'ın alameti farikası Mostar Köprüsü. Sadece Mostar'ın mı? Balkanların, Bosna Hersek'in ve muhteşem manzarasıyla Mostar Köprüsü'ndeyiz ve Mostar Köprüsü'nü şu an geçeceğiz. 9 yılda tamamlanmıştı. 500 yıl önce yapılmıştı Kanuni döneminde ve 1993 yılının 9 Kasım'ında Hırvatlar tarafından Sırf Hilal'e benzedi diye vurulmuştu. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti burayı yaptırtır ve 2004 yılında burası muhteşem bir törenle hizmete açılır. Evet, şu an köprünün üzerindeyiz ve muhteşem manzarasıyla Mostar'ı geziyoruz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Belgesel görüntülerle sizi Mostar'a götürüyoruz. Bak, burası yurt galiba. Oraya bir gideceğiz. Çık yer. Geç verin. Mostar'a gidiyoruz, Bosna'ya gidiyoruz değerli izleyenlerimiz. Geziyoruz, Mostar Köprüsü'nde hatıra fotoğrafları çekiyoruz. İlk kez Devre Alem Parkı ile Türk televizyonlarında tarihi bir olayı sizlere göstereceğiz. Mostar Köprüsü'nün önünde. Evet, Hırvatların 9 Kasım 1993 yılında vurduğu, hilale benzedi diye yıktığı, top mermileriyle, güllelerle günlerce döverek yıktığı 500 yıllık köprünün, Mostar Köprüsü'nün gerçek taşları. Aziz ecdat, Mimar Hayrettin, Mimar Sinan'ın öğrencisi, kalfası Mimar Hayrettin o kadar muhteşem, o kadar güzel taşlardan yapmış ki, evet, gördüğünüz gibi taşların büyüklüğü, kalınlığı, gerçek köprü bu. Günlerce dövülerek yıkılmış, işte köprüyü ilk kez köprünün orijinal taşlarını sizlere gösteriyoruz ve parçalar halinde burada köprünün hemen yanı başında duruyor. Adeta bir abide gibi taşlar birbirine girmiş vaziyette. Kenetlenmiş vaziyette taşlar ve günlerce dövülerek, günlerce top mermisi sıkılarak bunlar yıkılmıştı. Şurada da bununla ilgili bilgiler veriliyor. Ancak kasıtlı olarak halen mücadele devam ediyor. O bilgilerin olduğu panoyu da yıkıp kırmışlar. Bira şişeleri koymuşlar ona. Evet, taşı görüyorsunuz. Müthiş taşlar. İlk kez
Devralen Parkı ile bunlar ekranlara geliyor. Tarihi taş köprünün taşları bunlar. Orijinal taşları. Bayburtlu ustalar bunları yaptılar. Belli taşlar da çıkarılıp yine yerleştirildi. Aynı ocaktan yerleştirildi. Ama taşlar o kadar kalın ki gerçekten Şişhane karşısında eskiden demek elde değil. Bu taşlar asırlar önce buradan çıkartılmıştı. Gördüğünüz gibi oldukça kalın kurşunlar geçirilmişti. Ve taşlar bugün burada ibret-i alem için sergileniyor. Ancak tabii kimler ders alacak, kimler ibret alacak onu bilmek gerekiyor. Bayburtlu ustalar, Türkiye ustaları tarafından, Batman bir firma tarafından, Türkiye'li firma tarafından yapılmıştı bu taşlar. Köprü. Camiler, sunar kenti, Mostar. Evet. Şimdi anlattılar. Herkese tavsiye eder misiniz? Herkesin gelip görmesi gerekir. Köprüler, çeşmeler, mimari eserler bir medeniyetin manevi tapu senedi. Mostar sadece o kemerli köprüden ibaret değil. Burada değirmenler var, küçük köprüler var, camiler var, mescitler var. Birbirinden ihtişamlı, gerçekten görülmeye, gezilmeye değer. Aziz ecdadı hayırla, minnetle, şükranla yad edeceğimiz bu eserler karşısında hayran kalıyoruz. Belgesel görüntülerle sizleri Mostar'a götürüyoruz. Balkanlar İslam medeniyeti coğrafyası, özellikle Bosna Hersek ve bulunduğumuz Mostar köprüsüyle meşhur. Ancak sadece köprüler değil, burada çeşmeler ama en önemlisi elif misali minareler bir medeniyetin, İslam medeniyetinin, Osmanlı Cihan Devleti'nin manevi tapu senedi gibi duruyor. Şu anda hemen gördüğümüz bölgede 4 tane minare var. Hırvatlar önce bu minareleri vurmuşlar, ardından köprüleri yıkmışlardı. Ama yeniden Mostar mamur hale getirildi. Mostar'ın tarihi belgesel görüntülerle geçmişine yolculuğa çıkarıyoruz sizi Mostar'dan. Nereden nereye geldiğine birlikte şahitlik yapacağız. Mostar'a, Mostar Köprüsü'ne veda vakti geldi. Arkadaşlarımız, dostlarımız, ekibimiz Trabzon'dan, Anadolu'dan, Gebze'den, Kocaeli'den gelmişlerdi. Onlarla birlikte Mostar'a veda ediyoruz. Bir başka zaman yine Mostar bekle geleceğiz diyoruz. Evet. Bakanlara ikinci değil. Hadi şimdi daha bir birleşti geldi. Tabii. Şimdi Bulgaristan, biz Yunan...
Nehirler vardır tarihimizi anlatır, nehirler vardır kültür çizgimizdir, nehirler vardır bir medeniyetin manevi tapu senedidir. Tıpkı Buna Nehri'nin kaynağı Blagay Tekkesi eteğinde olduğu gibi. Evet, Adriyatik'e dökülüyor, sınır çizgimize dökülüyor İşkodra üzerinden. Buna Nehri buradan, bu dağın altından kayıyor. Bizim burada bir milli görevimiz var. Her gelişimizde bu güzel suyun kaynağının, Buna'nın kaynağından abdest alıp kana kana su içiyoruz. Tıpkı 2003 yılında yaptığımız gibi. Yeniden görevimizi yapalım, abdestimizi burada alalım. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli izleyenlerimiz, zaman hızla geçti. Sizleri devralen farkıyla belgesel görüntülerle evladı Fatihan diyarı Balkanlara götürdük. Adım adım Balkanları gezdik ve Bosna Hersek'e geldik. Sarajevo'yu gezdik. Balkanların alameti farikası ve Osmanlı'nın Balkanlara vurduğu en önemli hilal damgası Mostar'daydık. Ve Mostar Köprüsü yıkılmıştı. Ve Mostar Köprüsü yıkıldıktan sonra yapılırken oralara gitmiştik. Tarihler 2003 yılıydı. Bizden bir yıl sonra 2004'te Mostar Köprüsü açılmıştı. 500 yıllık tarihi köprünün tarihi taşları buradan Nerat ve Nehri Irmağı'ndan çıkarılarak yapılmıştı. Bayburtlu ustalar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti prestij projesi olarak hiçbir kar amacı gütmeden burayı yapmış ve 2004 yılında muhteşem törenle, dünyanın birçok liderinin katılımıyla muhteşem bir törenle hizmete açılmıştı. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Mostar'dan, tarihi köprünün önünden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr